Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size geçen haftaki canlı yayınımızda anlattığımız örneği anlatacağım ve umarım yararlı, faydalı olur sizin için. Şimdi ilk önce maksimizasyon problemimiz vardı. Onunla ilgili olarak bir örneğimizi çözeceğim arkadaşlar. Üç tane kısıtımız var. İki tane karar değişkenimiz var. Amaç fonksiyonumuz maksimizasyon z eşittir. 3x1 artı 2x2. Eksi x1 artı x2 küçük eşittir 4. 3x1 artı 2x2 küçük eşittir 14. x1 eksi x2 küçük eşittir 3. Ve x1 ile x2 sıfırdan büyük veya eşit. Bizim bunu simplex tabloda uygun hale getirebilmemiz için İlk önce karar değişkenlerimizi diyorum, özür dilerim. İlk önce kısıtlarımızı yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bunları eşitlik haline getireceğiz. Küçük eşittir şeklinde verilen kısıtları nasıl yapacağız? Eşitlik haline getireceğiz. Ve bunun için de eşitsizliğin sol tarafına aylak değişken dediğimiz ve S1 ile göstereceğimiz bir değişken ekleyeceğiz. Bakın birinci kısıtımızı S1 diye bir aylak değişken ekledim. Eşitlik haline getirdim. Her kısıta eklenen aylak değişkenin adını o kısıtın sıra numarasına göre vereceğim. Yani birinci kısıt eklediğime S1 diyeceğim. İkinci kısıt eklediğime S2 diyeceğim gibi. İkinci kısıtımız 3x1 artı 2x2 artı S2 eşittir 14. Sonraki kısıtımız x1 eksi x2 artı s3 eşittir 3. Ve toplamda 5 tane değişkenimiz oldu. Ve bunların hepsi de negatif olmama koşulunu sağlıyorlar. Amaç fonksiyonumuzda aylak değişkenlerin katsayıları 0 olacak. Bunların herhangi bir şekilde amaç fonksiyonuna katkıları olmayacak arkadaşlar. Bu aşamadan sonra temel değişkenlerimizin kaç tane olması gerektiğine karar vereceğiz. 3 tane kısıtım, yani 3 tane denklemim var. Bu nedenle 3 tane temel değişkenim olacak. 3 tane temel değişken. Ve 2 tane de ne olacak? Temel dışı değişkenimiz olacak. Biz başlangıç simplex tablosunda temel dışı değişkenler olarak x1 ve x2'yi alıyoruz. Bunlar yani başlangıç noktamız orijin oluyor. S1, S2 ve S3 değişkenlerimiz ise temel değişkenler oluyor. Evet, şimdi görüyorsunuz arkadaşlar burada bir tablomuz var. Ve bu tabloya ne yapacağız bu tabloda arkadaşlar? Biz verilen bu katsayıları yerleştireceğiz. Temel değişkenler sütununa S1, S2 ve S3'ü yazdım. Onun altında ZC diye bir satırımız var. Sonra CJ eksi ZC diye bir satırımız var. CJ satırımız nasıl yazılacağını şimdi göstereceğiz zaten. Ve sırasıyla bütün değişkenlerimizi buraya yazıyoruz. Bakın x1, x2, s1, s2, s3 diye onları yazıyoruz. Şimdi cj satırını oluştururken amaç fonksiyonunda her bir değişkenin katsayısını yazıyorum. Amaç fonksiyonunda x1'in katsayısı 3 olduğu için x1 sütununda bakın x1 sütununda c satırının kesiştiği yerde 3 var. x2'nin katsayısı 2. s1, s2 ve s3'ün katsayısı 0 olduğu için cj satırını 3, 2, 0, 0, 0 şeklinde yazıyorum. Daha sonra S1, S2 ve S3 amaç katsayıları dediğimiz amaç fonksiyonundaki katsayılar, her birinin amaç katsayısı zaten 0 olduğu için buraları 0 yazıyorum. Sonra ne yapıyorum? Sonra da arkadaşlar S1 satırını yazıyorum. S1 satırını birinci kısıttaki veya birinci denklemdeki değişkenlerimizin katsayılarına göre yazıyorum. X1'in katsayısı -1, X2'nin katsayısı 1, S1'in katsayısı 1, S2 ve S3'ün katsayıları 0, sağ taraf 4 olduğu için buraya 4 yazıyorum. Ardından
İkinci kısıtımızın katsayılarını da S2 satırına yazacağım. X1'in katsayısı 3, X2'nin katsayısı 2, S1'in katsayısı 0. Çünkü burada S1 diye bir terim yok. S2'nin katsayısı 1, S3'ün katsayısı 0 ve ondan sonra da sağ taraf 14. Üçüncü kısıtımızın katsayılarını da S3 satırına yazıyorum. X1'in katsayısı 1, X2'nin katsayısı eksi 1, S1 ve S2'nin katsayıları 0, S3'ün katsayısı 1 ve sağ taraf 3'e eşit. Bunu yazdıktan sonra ne yapacağım? Bunu yazdıktan sonra da Z satırını oluşturacağım. Bunun için sırasıyla amaç katsayılarımızla X1 sütunundaki terimleri çarptım. 0 ile eksi 1'i çarptım. 0. 0 ile 3'ü çarptım. 0. 0 ile 1'i çarptım. 0. Ve bunların hepsini toplayacağım. 3 tane 0'ın toplamı kaç olacak? 0 olacak. Aynı işlemi kimin için yapacağım? Aynı işlemi bir de X2 satırı için yapacağım arkadaşlar. Onu da yapalım. Sonra bakın 0 ile 1'i çarptım. 0 ile 2'yi çarptım. 0 ile eksi 1'i çarptım. Topladım. Ne? 0. Sizin de göreceğiniz üzere sonuçta amaç katsayımız 0 olduğu için bütün bu terimlerin çarpımlarının toplamlarından 0 gelecek. Çözüm sütunu dahil olmak üzere. Çözümü de aynı şekilde yapıyorum. Yani şu anda ben x1 ve x2'den 0 tane üretiyorum ve benim kârımda ne kadar? Şuradaki çözümden bakıyorum ona. Kaç lira? 0. Sonra ne yapıyorum? C satırından J-ZC'yi çıkartıyorum arkadaşlar. 3'ten 0 çıktı. Kaç kaldı? 3. 2'den 0 çıktı. Kaç kaldı? 2. 0'dan 0 çıktı. Kaç kaldı? 0. 0'dan 0 çıktı. 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı. 0 kaldı. Maksimizasyon problemlerinde eğer CJ-ZC satırı tamamen 0'dan küçük veya eşit ise optimum çözüme ulaşılmış demektir. Optimum çözüme ulaştığımız sonucunu söyleyebiliriz. Optimum çözüme ulaşmışız deriz arkadaşlar. Evet. Ve arkadaşlar buraya baktığımız zaman buradaki bütün terimler negatif veya sıfır olmadığı için optimum çözüme ulaşmadığımız sonucunu söyleyebiliyoruz. Pekala. Ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi buradaki 3 ve 2'nin anlamının ne olduğunu size söyleyelim. Bunun anlamı şu. X1 eğer temel dışı şu anda. X1 temel dışı. Eğer temel değişken olursa kârda 3 birimlik artış meydana gelecek demek. Buradaki X2 sütundaki şu 2'nin anlamı ise eğer X2 temele girerse o zaman kârımızda 2 birimlik artış meydana gelecek demek. Bunlardan hangisi kârı daha fazla arttırıyor? Tabii ki X1'in olduğu sütundaki 3 sayısı. Değil mi? Öyleyse ben diyorum ki yani bu satırdaki tüm terimler içerisinde en büyük pozitif sayının olduğu sütuna bakıyorum. Ve ben bu sütuna da anahtar sütun veya ne diyeceğim? Giren değişken diyeceğim. Yani X1 ne olacak? Artık temel değişken olacak. Temel değişken olacak. Bu değişkenin temele girmesi gerektiği sonucuna varıyorum. C-Z satırındaki en büyük pozitif terimin olduğu için arkadaşlar. Arkasından ne yapacağım? Arkasından benim toplamda 3 tane temel değişkenim, 2 tane temel değişkenim vardı. Bu dengenin bozulmaması gerekiyor. Yani X1 eğer temel değişken olacaksa bu durumda bir yer değişikliği söz konusu olması lazım. Yani S1, S2 veya S3'ten bir tanesinin ne olması gerekiyor? Temel dışı olması gerekiyor. Bir başka deyişle tıpkı futbolda veya basketbolda oyuncu değişikliği yapar gibi X1'in takımı aldığımız zaman
takımdan birisinin çıkması gerekiyor. Hangisinin çıkacağını nasıl karar vereceğimi anlatalım. O zaman önce şuradaki şeyleri de gereksizleri silelim. Pekala. Ne yapacakmışız bunun için? Şunu yapacağız arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Şimdi S1 satırında çözüme bakıyorum. Çözüm 4. Ona karşılık gelen sayımız kaç? Negatif. 4'ü normalde negatif sayıya bölmeyeceğiz. O oranı dikkate almayacağım. O yüzden 4 bölü eksi 1 oranına bakılmayacak. Ama buradaki her bir sayının, her bir çözümdeki her bir sayının anahtar sütununa tekabül ettiği sayıya oranına bakacağım. Mesela 14'ün 3'e oranına bakacağım ve 3'ün gene 1'e oranına bakacağım. Bu sayılar içerisinde hangisi en küçük? Ona bakalım. Yani minimum 14 bölü 3 ila 3 ha nedir? 3'tür. Şimdi bu oranlar içerisinde en küçük olan benim anahtar satır dediğim satır olacaktır. Neden peki en küçük oranı alıyoruz derseniz bu kısıtlarımızın sağlanmasını garanti etmek için bu oranlara bakıyoruz ve en küçük oranı alıyoruz. Şimdi anahtar satır dediğimiz şey ne? Ben kimin oyundan çıkacağını buldum. Yani oyuncu değişikliği olacaksa X1 temele girecekse S3 de temelden ne olacak? Çıkacak. X1 ile S3 yer değiştirecekler. X1 oyuna giren değişkenim, S3 oyundan çıkan değişkenim olacak arkadaşlar. Pekala. Başka ne yapacağız? Yeni bir tablo oluşturacağız. Bu bizim başlangıç tablomuzdu. Başlangıç tablosuydu. Yeni bir tablo oluşturmamız gerekecek. Peki bu tabloyu nasıl oluşturacağımızı söyleyelim. İlk önce S3'ün olduğu satıra artık ben ne yazacağım? X1 yazacağım. Burası X1 satırı olacak. X1'in de amaç fonksiyonu katsayısı 3 olduğu için onun yerine de 3 yazacağım. Diğer katsayılarımız zaten 0 olarak devam ediyor. Şimdi X1 satırını bu tabloyu yeniden oluştururken X1 satırını da yeniden düzenlemem gerekecek. Onun için de neye bakmam gerekiyor? Anahtar satır ve anahtar sütunun kesiştiği yerdeki sayı arkadaşlar biz o sayıya anahtar sayı diyoruz. Anahtar sayı. Bu sayının yeni tabloda mutlaka 1'e eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Bu her zaman 1 olmayacak. Bu örneğimizde 1 ancak her zaman 1 olmayacak. Biz başlangıç tablodan bir sonraki aşamaya geçtiğimizde yani oyuncu değişikliği yaptıktan sonraki birinci tablomuzda bu birinci tablomuz. Bu tabloda arkadaşlar X1 ile X1'in kesiştiği yerdeki sayının kaç olması gerekiyormuş? 1. Bizim zaten örneğimizde tesadüfen burası 1 olduğu için ben herhangi bir değişiklik yapmadan bu satırı aynen olduğu gibi geçireceğim, yazacağım. 1-1, 0. 2 tane 0'ımız var, sonra bir tane 1'imiz var, arkasından da 3'ümüz var. Pekala, burası 1 olmasaydı o zaman ne olacaktı? Mesela burada 1 değil de 2 sayısının olduğunu varsayalım. Yani terimlerimizin 2-1, 0, 0, 1 ve 3 gibi olduğunu varsayalım. Eğer bu S3 satırıysa yeni X1'i nasıl bulacaktım? Yeni X1'i tamamen bu satırdaki her terimi 2'ye bölerek yani anahtar sayıya bölerek bulacaktım. 2 bölü 2 1, eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2, 0 bölü 2, 0, 0 bölü 2, 0, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 3 bölü 3, 3 bölü 3'ü 2'ye böldüm, 3 bölü 2. Böyle yapacaktım. Ama dediğim gibi bizim zaten tablomuzda arkadaşlar denk geldi. Zaten yeni X1'de X1 ile X1'in kesiştiği yerdeki sayımız yani anahtar sayımız zaten 1 oldu. O yüzden ben X1 satırını herhangi bir şekilde değişiklik yapmama gerek kalmadan aynen yazdım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu. S1 ve S2 satırlarını yeniden oluşturmak. Peki S1 ve S2 satırlarını nasıl oluşturacağız? Bunu oluştururken dikkat edeceğimiz şey şu. S1 ile anahtar satırın kesiştiği yerdeki sayı -1. Bu sayının 0 olmasını istiyorum.
Ve bunu sıfır yapmak için de bildiğimiz yok etme yöntemini kullanacağım. Benzer şekilde S2 satırında 3 sayısı var ve ben bu 3 sayısının da sıfır olmasını istiyorum. Gene ne yapacağım? X1 satırını kullanarak yok etme metoduyla beraber bu satırdaki, S2 satırındaki bu ilk terimin sıfır olmasını sağlayacağım. Bakın şimdi eski S1 satırını yazalım. Eski S1'i yazalım. Burası X1, X2, S1, S2, S3 ve çözüm olsun. Şunlar. Burada -1 yazıyor. Burada 1, 1, 0, 0 ve 4 yazıyor. Ve X1 satırını da yazıyorum. Bu yeni X1 satırımız. X1 satırını yazıyorum. 1, -1, 0, 0, 1 ve 3. Pekala. Şimdi amacımız neydi? Amacımız neydi? Bu terimin -1'in 0 olmasıydı. Ben eğer iki satırı birbirini toplarsam, o zaman toplamı bulduğumda X1'in S1'le kesiştiği yerdeki yeni S1 satırı 0 olur mu? Olur. Bakın burası 0. Tekrar 0 geldi. 1 artı 0, 1. 0, 0 daha 0. 0, 1 daha 1. 4, 3 daha ne oldu? 7. Böylelikle yeni S1 satırını buldum. 0, 0, 1, 0, 1 ve 7. Aynı şekilde, aynı mantıkla arkadaşlar ne yapacağım? Aynı mantıkla tabii ki x2 satırını da aslında oluşturacağım. Şurayı sileyim izninizle. Şurayı sileyim. Herhalde bunu nasıl yapıldığını anladık. Ondan sonra ve ne yapalım? Yeniden, evet şimdi S2 satırını yazacağım. Eski S2 satırı diyelim. Eski S2 satırı diyelim. Şimdi onu yazacağım. Ve yeni S2 satırını oluşturacağım. Eski S2 satırında burada ne var? 3 var, 2 var, 0 var, 1 var, 0 var ve bir de 14 var. Öyle değil mi arkadaşlar? Şuradaki şeyi de silelim. Şunu da silelim. Evet. Pekala. Çok güzel. Şimdi benim eski S2 satırındaki bu terimini yapmam gerekiyor. Sıfır yapmam gerekiyor. O zaman ne yapabilirim? Yok etme yöntemini düşünün. Ne yapabilirim? Eğer ben x1 satırını 3 ile çarparsam sonra da taraf tarafa çıkartacak olursam o zaman ne bulmuş olurum ben? Ne bulurum arkadaşlar? x1 satırında yeni s2 satırının birinci teriminin, değil mi? Birinci teriminin sıfır olduğunu bulurum. Yani bildiğimiz yok etme yöntemi. Eksi 3 ile bir şey yazmıyorum. Pardon. Eksi 3 ile de çarpabilirim. Hiç önemli değil. İsterseniz eksi 3 ile çarpıp toplayın. İsterseniz 3 ile çarpıp çıkartın. Hiç fark etmez. Önemli olan şuradaki 3'ü 0 yapmak. Pekala. Şimdi eksi 3 ile eksi 1 satırını çarpıp toplayacağım. Ona göre dikkat edin. 3 çarpı eksi 3 ne oldu? Toplamları 3 artı eksi 3 toplamları 0 oldu. 2 ile eksi 3, 2 burada duruyor. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. Artı 3. İkisinin toplamları kaç oldu? 5. Değil mi? 0. Eksi 3 ile çarpıldı. Yine 0 topladım. Ne oldu? 0. 1 ve 0 topladım. 1 oldu. 0, eksi 3 çıkarttığımız zaman ne oldu? 0'dan eksi 3 oldu burası. 14'ten de 9 çıktığı zaman da kaç oldu? 5 oldu. Yani eksi 3 ile 1'i çarptım. Eksi 3. 3 eksi 3. 0. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. Artı 3. Topladım. 5. Eksi 3 ile 0'ı çarptım. 0. Topladım. 0. 1 ile, değil mi? Eksi 3 ile 0'ı çarptım. 0. 1 ile topladım. 1. Eksi 3 ile 1'i çarptım. Topladım. Eksi 3. Eksi 3 ile 3'ü çarptım. Eksi 9. Eksi 9 ve 14 ile topladım. 5. Demek ki yeni S2 satırını da oluşturmuş olduk. Burası 0. Burası 5, burası 0, burası 1, eksi 3 ve 5 şeklinde. Şimdi ne yapacağız? Yeniden Z satırını oluşturacağız. Bunun için de amaç kastelerimiz. Bakın 0 ile 0'ı çarp, 0 ile 0'ı çarp, 3 ile 1'i çarp ve topla. Yani gene burada S1 ve S2'nin amaç kasteleri 0 olduğu için onlardan hep 0 çarpanı gelecek. Sadece 3 ile aslında X1 satırını çarpıyor gibi olacak. 3, eksi 3,
0, 0, 3 ve 9. Peki bu tabloya baktığımız zaman ne görüyoruz biz? Bakın x1'e karşı gelen çözüm kaç? 3. Yani ben x1'den 3 tane üretiyorum. x2 temel dışıydı. x2'den 0 tane üretiyorum. Peki karım ne kadar? Kar fonksiyonu ne kadar? 9 TL veya 9 dolar kullanılan para birimine bağlı olarak. Daha sonra ne yapacağım? C satırından Z satırını çıkartacağım. 3'ten 3'ü çıkarttım. 0 kaldı. 2'den eksi 3'ü çıkarttım. Kaç kaldı? 5. 0'dan 0 çıkarttım. 0. 0'dan 0 çıkarttım. 0. 0'dan 3'ü çıkarttım. Arkadaşlar eksi 3 ve şurada zaten bir şey yazılmayacak. Bakın optimum çözüme ulaştık mı? Optimum çözüme tabii ki ulaşmadık. Nereden biliyorum ulaşmadığımı? Çünkü burada hala daha bir tane pozitif terim var. Bu da x2'nin temele girmesi durumunda karda 5 birimlik bir artış meydana geleceğini söylüyor. Demek ki x2 neymiş? Anahtar sütun imiş. Anahtar sütun arkadaşlar. X2 anahtar sütun. Pekala. Yani x2 temele girecek. Temel değişken olacak. Temel değişken olacak. Onun yerine kim çıkacak? Ona nasıl kanaat getirecektim? Onun için de hatırlarsanız eğer bir orana bakmamız gerekiyordu. Şuradaki sayıları biraz daha kenara yazacağım. Çünkü oranları hesaplarken yanındaki sayılarla karşı şey olacak galiba değil mi? Burası kaçtı? 7 miydi? Aa, evet burası 7'ydi sanırım. Değil mi? Burası 7. Burası 5. Ve burası da 3 müydü? Öyle miydi? Hata yapmayalım. Bir saniye. Çözüme bir bakalım. 7, 5, 3 müydü orası? Evet, 7, 5, 3'tü. Tamam. Çok güzel. Şimdi bakın gene bakarsak oranlarımıza 7'yi 0'a bölemem. Yani 7 bölü 0 diye bir oran alamayacağım için bunu da dahil etmiyorum. 5'i 5'e bölersem 5 bölü 5 kaç çıkar? 1. Ve 3'ü eksi 1'e gene 3'ü eksi 1'e bölemem. Bu bölme işlemini de almıyorum. Zaten sadece tek bir oran alabiliyorum. O da S2 satırındaki oranımız. Bakın S2 ne olacakmış? S2 anahtar satır olacakmış arkadaşlar. Yani x2 temele girecek. Onunla kim yer değiştirecek? S2. Yani oyuncu değiş tokuşu yapıyoruz. X2 temele girdi. Onun yerine kim çıktı? S2 oyundan çıktı diyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek anahtar sayımız kaç? Anahtar sayıya bakalım. Anahtar sayımız kaç? 5. Anahtar sayımız 5 arkadaşlar. Ben yeni tablomu oluştururken o yüzden yeni S2 satırını nasıl, ben yeni S2 değil, yeni X2 satırını nasıl oluşturacağım? Şöyle oluşturacağım. Bu satırdaki her bir terimi 5'e böleceğim. 0'ı 5'e böleceğim. 5'i 5'e böleceğim. Tekrar 0'ı 5'e böleceğim. 1'i 5'e böleceğim. Eksi 3'ü 5'e böleceğim. Ve son olarak da 5'i 5'e bölerek yeni X2 satırını oluşturacağım arkadaşlar. Evet onu da bakın şurada yazabiliriz. Şimdi evet devam edelim. Yeniden terimlerimizi yazıyorum. Bakın S1 burada duruyor. Onun X2, S2'nin yerine kim geldi? X2 geldi. Ondan sonra burada X1 olacak. X1'in amaç katsayısı 3. X2'nin amaç katsayısı 2 idi. X2 terimini yazıyorum. 0, 1, 0, 1 bölü 5. Şunu birazcık acaba şeysine arttırabiliyor muyum? Büyüklüğünü. Yanlış bir şey yaptık. Bir saniye. Ctrl-Z. Şunu bir Enter'a basarak birazcık daha büyüdüm. Ha, çok güzel büyüttük. Tamam. Yalnız şu büyüyünce tabii buradaki x2 de birazcık kaydı mı? Kaydı. Şunu yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi kalemin üzerinden geçelim. Burası x2, o x1. 3, 2. 0, 1, 0, 1 bölü 5, eksi 3 bölü 5 ve 1. Pekala, şimdi ne yapacağım?
Şimdi arkadaşlar yeniden X1 satırını oluşturmam lazım ve yeniden S1 satırını oluşturmam lazım. Şimdi nasıl yapacağım bunu pekala? Şöyle yapıyorduk hatırlarsanız eğer. Bir S1 ile X2'nin kesiştiği yerdeki terimin kaç olmasını istiyordum? 0. Aa, zaten oradaki terim 0 olduğu için eski S1 ile yeni S1 birbirinin aynısı yazalım. 0, 0, 1, 0, 1 ve çözüm kaç? 7. Çok güzel. Pekala X1'e bakalım. Şurada yazacağım. Şöyle. Eski X1. Bakın X1 ile X2 sütunun kesiştiği yerdeki terim kaç? Eksi 1. Ben bunun kaç olmasını istiyorum? 0 olmasını istiyorum. Ona göre yazalım. Acaba burayı çok mu fazla? Biraz daha mı kenardan yazmakta fayda var acaba? Daha fazla yerimiz kalsın değil mi arkadaşlar? Daha fazla yerimiz kalsın. Hatta biraz daha kalınlaşmak istiyorum ama çok da kalın. Evet, eski X1. Şurada X1 var, X2 var, S1, S2, S3 ve çözüm var değil mi? Pekala, harika. Şimdi eski X1'i yazıyorum. 1, eksi 1, 0, 0, 1 ve 3. Sonra x2 satırını yazıyorum. 0, 1, 0, 1 bölü 5, eksi 3 bölü 5 ve 1. Şimdi yok etme yöntemini kullanacağıma göre amacımız neydi? x1 ile x2'nin kesiştiği şuradaki terimin ne olmasıydı? 0 olmasaydı ne yapacağım? Taraf tarafa toplarsam zaten 0 olacaklar. Hemen yapalım. 1, 0 daha 1. Eksi 1, 1 daha 0. 0, 0 daha 0. 0, 1 bölü 5 daha 1 bölü 5. 1'den eksi 3 bölü 5 çıkarsa 2 bölü 5. 3, 1 daha ne yaptı? 4 yaptı. Şimdi bunları da yazalım lütfen. Burada hemen görelim. Bakalım. 1, 0, 0, 1 bölü 5, 1 bölü 5, 2 bölü 5 ve 4. Aslında biz ne yapıyoruz? Bir de onu da söyleyeyim. Sifflexion'dan yaptığımız şey yeni bakın farklı farklı o konveks bölgenin uç noktalarına gidiyoruz. Dikkat ederseniz. Şimdi yeniden neyi oluşturacağız? Yeniden ZJ satırını oluşturacağız. Bakın şimdi. Bakın 2 ile 0'ı zaten şurada hep 0 geleceği için çarpmayacağım ama gene gösterelim. 2 ile 0'ı çarp. 3 ile 1'i çarp. Bunların hepsinin toplamı kaç? 3. 2 ile 1'i çarp. 3 ile 0'ı çarp. 0'ı 0 çarp topla. 2. Zaten şurada hep 0 gelecek. 2 kere 0, 0. 3 kere 0, 0 toplamları 0 oldu. 0, 2 bölü 5. 3 bölü 5 toplamları 1 oldu. 0, eksi 6 bölü 5. Ve 6 bölü 5 daha toplarsam 0. Buradan da 2 ve 4 kere 3, 12, 14. Evet, şu anda peki bana bu ne söylüyor? Şu söylüyor. Bakın x2'de çözüm sütununa gelen sayımız kaç? x2 eşittir 1. x1'de peki çözüm sütununa karşılık gelen sayı kaç? 4. Peki z'de karşılık gelen sayımız kaç? Arkadaşlar 14. Yani ben x2'den 1 tane, x1'den 4 tane üretiyorum ve ne kadar kâr elde ediyorum? 14 tane. Şimdi yine C'den Z'yi çıkartıyorum. 3'ten 3 çıktı 0 kaldı. 2'den 2 çıktı 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 0'dan 1 çıktı eksi 1 kaldı. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. Buradaki bütün her terim 0'dan küçük veya eşit olduğu için optimum çözüme ulaştık. Optimum çözüme ulaşıldı. Optimum çözüme ulaşıldı arkadaşlar. Ve optimum çözümümüzde de biz x1'den 4, x2'den 1 üretiyoruz ve kârımız da 14 dolar veya 14 TL oluyor dedik. Sorumuzun çözümü bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.